Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salat. Nereden okuyorum? 15. mektuptan 4. sual. Şimdi bu 15. mektupta ne mevzu neydi? Konumuz İsa Aleyhisselam. Şimdi bu 15. mektubu bir iki cümleyle özetleyeyim ben. 15. mektupta bak, kanaatin geldiği zaman bu benim çıkarımım de. Tamam. Tamam. Şimdi konumuz İsa Aleyhisselam. Şimdi Risale-i Nur'da İsa Aleyhisselam Hüsa Hazretleri nasıl anlatmış? Gelmiş, şu an iş başında ve gelecek. İddiaları var. Şu an bir insan dedi ki İsa Aleyhisselam geldi. Veya iş başında veya gelecek. Üçü de Risale-i Nur'a göre doğrudur abi. Bunun yerleri var yani. Çünkü neden? Şimdi okuyunca bunları göreceğiz yani. Hmm. Burada kanaatler hasıl oluyor. Kanaata itiraz edilmez diyor üstad yani. Hmm. Yani metinde olmayan bir manayı bir kimse söylese onun kendisini bağlar. Ama metinde sarih olarak, ifade olarak Hüsa Hazretleri beyan ettiyse o zaman umumileştirebiliriz onu yani. Metinde açık olarak, sarih olarak ifade varsa yani. Hmm. Şimdi İsa Aleyhisselam yapacağız. Ben şu 15. mektuptan bir gireyim. Konunun baş tarafıyla yani o sualin ne münasebeti var? Ama ben bir ölçü söyleyeyim. Evet, buyurun abi. Risale-i Nur'daki ve gene şeriatta da öyle. Evet. Kur'an'da ve hadiste de aynı canlı. Zaten onların ölçüsü. Sarih ifadeyi, bir sarih ifade varsa 100 tane ima var, remiz var, işaret var. Beni dinle. Dinliyorum abi. Ha, oturayım bak. Bir sarih ifade var. Çok önemli ölçü. Bir tane sarih ifadenin karşısında 10 tane ima var, 100 tane remiz var, 5 tane delalet var. Böyle salihin karşısında bunlar bir şey ifade etmez. Onun için bir tanesi bana dedi ki, bir yerde söylüyor. Ya kardeşim, Allah bir Allah'ın dediğine ikna olman için 10 yerde mi diyecek? Bir yerde dedi, bitti. Resulullah bir yerde dedi, bitti. Ustad dedi, bitti. Ha, ne zaman o salih ifade blok olur? Bir salih ifadeyi aynı kuvvette, aynı seviyede başka bir sarih ifade bunu blok ediyorsa, evet, o zaman işare ve remziye bakılır. Evet. Tamam. Anladım. Şimdi 15. mektupta kapım çaldı. Açtım. 15. mektupta 1. makamda bir bakar mısın Betül Postacı geldi. Velayet-i Kübra ile Velayet-i Sura'nın hakikatleri izah edilmiş abi. Yani Velayet-i Kübra nedir? Velayet-i Sura nedir? 15. mektupta bu anlatılmış. 1. makamda. 2. makamda da o Velayet-i Kübra'nın hamelelerinin vaziyetleri anlatılmış yani. Velayet-i Kübra'nın. Evet. 2. makamda. Ve de müteaddit sualler gelmiş. Abi, müteaddit sualler gelmiş. Mesela Velayet-i Kübra ehli olmanın neticeleri, gelen sualları, mesela bir kimse Velayet-i Kübra ehli olsa adalet-i izafeyi tercih etmez, adalet-i mahseyi tercih eder. Gelen sualı, neden işte Cemel vakasında Hazreti Ali, işte Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh muharebe etmiş? Adalet-i mahse, adalet-i izafiye. Yani Velayet-i Kübra ehli olan bir kimsenin neticeleri anlatılmış. Bu gelen suallerin hepsi o baştaki Velayet-i Kübra'nın neticeleri olarak anlatılmış yani. İşte külün selameti adalet-i izafiyede cüz'ü feda eder ama Velayet-i Kübra ehli olsa veda etmiyor. Yani feda etmiyor. Şu arkandaki adalet çizemez. Evet. Şuradakini biz demin ders yapmıştık. Bu gelen suallerin hepsi baştaki bu Velayet-i Kübra ve Velayet-i Sura ile alakalı. Bu 4. sual da Velayet-i Kübra ehli olan bir kimsenin verebileceği bir cevap yani. Bu zamanda yani abi. Nedir o? İsa Aleyhisselam, Mehdi, Süfyan meseleleri yani.
Şimdi ben şu tahtayı biraz kullanacağım. Şurayı siliyorum. Şurayı. Ya abi ya, o kadar yazdık kaç saat. Ya yani ondan sonra kaç ayın metinleri, yani bir saatte ders yaparken yazılmış ama aylarca onun toplaması yapılmış. Aylarca. Sen şimdi iki silgiyle götürüyorsun. Abi işte. Bu ağrına gidiyor değil mi Mustafa? Allah da seni varlıktan silmez işte. Onun için hiçliğe ademi gitmek bu kadar berbat bir şeydir. Sen bak onu silemiyorsun ya. Ya. Şu dursun da. Allah'a böyle baktığın zaman hakikaten ne kadar hoş be Allah, ne kadar insana güven getiriyor. Ne diyorsun ya, Allah ne kadar güven getiriyor. Şimdi. Beni de silmez ya. İsa aleyhisselam Risale-i Nur'da iki şekilde anlatılmış. Bir şahsı manevi olarak, bir de şahsı maddi olarak. Bu şekilde anlatılmış. Ve şimdi bu ikisini de göreceğiz yani. Dersin bir yerine geleceğiz ki şunu anlatacağız. Bir yerine geleceğiz ki bunu anlatacağız yani. Bazı yerde olacak ki mesela sizin de kanaatiniz olabilir. Yani sarih ifadenin dışında bir şey söylemek gerekiyorsa, diyelim ki öyle bir ifade yok ama öyle bir soru geldi diye bir, sizin de kanaatiniz olabilir. Ben soracağım abi size. İkiniz, Cenab-ı Hakk'ın iki türlü tecelliyatı var. Cemal ve Celal. Bunları göreceğiz. Bunların karşılıklarını koyacağız. Yani Süfyan Celal'se onun karşısında Cemal biri olması lazım. İşte İsa aleyhisselam Cemal'se onun karşısında biri olması lazım. Hani ok meselesi vardı ya abi. Düşmanını tanımak istiyorsan, değil mi? Okun nereye gittiğinin karşısına bakacaktık, değil mi? O tarzda bir şey söylemiştim daha abi. Şimdi biz burada göreceğiz. İki şekilde İsa aleyhisselam şahsı manevi, şahsı maddi. Bir de Cemal ve Celal. Bunları metinde uygulayacağız. Nereden okuyacağım ben? 15. mektubun 4. suali. Velayet-i Kübra ehli olan birisinin bu asırda cevap vereceği bir mesele. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle rivayetler var. Bunun mahiyet, suret, hakikati, şahsı, manevisi, maddisinin hakikati neler? Şimdi eksiklerim olabilir abi. Siz şey yapacaksınız yani. Ben, çünkü şey bir mesele olduğu için çok elinde biraz da çok malumat da olması gerekiyor ki hani okumuş olduğun şey yanlış mana vermesin yani. Dördüncü sualinizin meali. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre girerler? Soru bu. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dine hakka girecekler. Rivayetlerde gelmiş ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? El cevap. Şimdi el cevabın soruyla münasebeti yok. El cevap. Hadis-i sahihte rivayet edilen Hazreti İsa aleyhisselamın geleceğini ve şeriat-ı İslami ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini imanı zayıf olanlar istibat ediyorlar. Onun hakikati izah edilse hiç istibat geri kalmaz şöyle ki. Şimdi ben buraya mahiyet, suret, hakikat, kanuniyet yazdık ya abi. Şimdi dedi ki o hadisin hakikati izah edilse. Bak mahiyeti demiyor. Kanuniyeti demiyor. Sureti demiyor. Hakikati izah. Burada hakikatini izah edecek. Şimdi soru İsa aleyhisselamla alakalı, Deccal'la alakalı bir soru iken neden bu işin içine Mehdi'yi ve Süfyan'ı kattı yani abi? Soru o. Değil mi? İsa aleyhisselamla ilgili bir soru. Neden o hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettiği mana budur ki dedi. Cevabın içine bunları da koydu yani. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet var. Çünkü bu zamanda İsa aleyhisselamı tanımak istiyorsan, değil mi? Asrın müceddidini bilmen gerekiyor yani abi. Asrın sahibi İsa'nın kim olup olmadığını bilmezse başkası bilebilir mi? Mümkünatı yok. O yüzden önce asrı bir tahlil edecek yani. Bakalım demin dediğimiz gibi Risale'de İsa aleyhisselam yani benim gördüğüm
geldi, gelecek ve iş başında böyle üç tane mazi, hal ve istikbal için alan tabirler var yani. Bakalım burada şimdi biz bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat-ı İslamiyle amel edecek, Deccal'ı öldüreceğini imanı zayıf olanların aklı almıyormuş yani. Demek ki bu gibi müteşabih hadislere kim anlamıyormuş? İmanı zayıf olanların aklı almıyormuş yani abi. İmanı zayıf olanlar istibat ediyorlar. Şimdi 5. şurada rivayetler var. Yaklaşık 23 tane rivayet edilmiş. Bu 23 tane rivayetten 22 tanesini Hüsa Hazretleri tevil etmiş abi. Mana vermiş yani. Bir tanesinin aynen vuku bulacağını söylüyor. Nedir o? Güneşin batıdan doğması yani. Bunun aynen olacağını söylüyor abi. Ama 22 tane hadisi tevil etmiş, mana vermiş yani. Şimdi o mana verdiği hadislerden biri de abi bu ahir zamanla ilgili İsa Aleyhisselam hadisi, ona da bir mana vermiş yani. Yani burada bu hadisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsa Aleyhisselam gelecek ve şeriat-ı İslami ile amel edecek hadisini Üsse Hazretleri tevil etmiş, mana vermiş yani abi. Bunu Risale'nin geneline baktığımız zaman 3 şekilde bunu rahat görebiliyoruz. Mesela Kastamonu sayfa 80 aynen söylüyor. İsa Aleyhisselam şahsi maddi olarak nuzulü kesin olduğu gibi diyor abi. Bak, maddi olarak gelecek yani. Bir de şahsı manevi olarak anlatılmış yani. Bunun da yani olacağını söylüyor. Şimdi okuyacağız, ifadeleri göreceğiz. Şimdi okuyacağımız bir ifade var ki bu üç zamana da bakıyor yani. Bak şimdi okuyacağım, ben oraya geldiğim zaman üzerinde duracağım yani. Diyeceğim ki bu hem o zamana bakıyor, hem hazır zamana bakıyor, hem de istikbale bakıyor. Çünkü hadisin hakikati izah ediliyor yani. Hakikati izah edilen bir şey, hakikat Esma-i İlahiye diye. Esma-i İlahiye sadece bir yerde olmaz ki. Şimdi o hadisin, yani İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat-ı İslam ile amel edecek o hadisin, Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur. O hadisin içine Süfyan ve Mehdi'yi de koydu. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Demek ki Süfyan ve Mehdi'yi anlamayan kesinlikle İsa'yı bulamaz, bilemez yani. Abi. Çünkü onun soru oydu. Önce Süfyan'la Mehdi'yi anlatıyor. Usulü o. Evet. Yani onu bilirsen diğerini bilesin. Aslın sahibi İsa'yı bilmezse sen de bilmezsin o zaman. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam inkar edecek. Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslamiyenin tahribine çalışacak. Şimdi nifak münafıklık perdesi altında birisi Risalet-i Ahmediye'yi inkar edecekmiş. İnkar ederek Süfyan namında müthiş bir şahıs. Şimdi bu Süfyan, şuraya yazıyorum ben abi, Süfyan. Bu şahıs ismi değil. Bu adamın unvanı. Münafıklık yaparak Risalet-i Ahmediye'yi inkar edecek ve ehli nifakın başına geçecek. Süfyan namında birisi. Şimdi hadiste abi 27 tane deccal var. Süfyan ise Hazreti Ali Üstad Hazretleri 5. şuada söylüyor. Süfyan'ın ise İslamlar içinde çıkacağını söylüyor abi. Şimdi Süfyan demek hadisteki bu 27 tane deccalın özelliklerini kendinde toplayan kimsenin unvanıdır abi. Bu bir şahıstır yani. Zaten bir sayfa sonra söylüyor. Deccal'ın şahsı suresi insan gibidir. Yani bu Süfyan'ın şahsı suresi insan gibi yani. Ama onun unvanı 27 tane deccalın özelliklerini içinde barındırıyor Süfyan yani. Mesela Firavun bir deccaldır. İşte Lenin bir deccaldır. Nemrut bir deccaldır. Değil mi?
Bunlar ne yapmış? Firavun firavunluk yapmıştı. Deccallık yapmıştı. İşte Lenin kendi özelliklerini Leninlik yapmıştı yani. Bu Süfyan ise o 27 tane deccalın bütün özelliklerini kendi toplamış. Firavunluk yapmış, deccallık yapmış, ondan sonra Nemrutluk yapmış, şeddatlık yapmış. Ne kadar böyle özellik varsa o 27 tane deccalın özelliğini kendisinde toplayan kimseye Süfyan deniyor abi. Şimdi bu Süfyan nifak perdesi altında Risalet-i Ahmedi inkar edecek. Ehli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslam'ın tahribine çalışacak. Şimdi bu kim? Bu asra baktığımız zaman da bir süreçtir. Biz de ahir zamanın içinde olduğumuz için bu asrın şeyine baktığımız zaman bu efaliyle, ameliyle, fiiliyle değil mi? Bunun kendisinin olduğunu ispat eden kim? Mimsiz Kemal yani abi. Bu Süfyan Üsaadettir. Onun olduğunu 5. şuada açık olarak söylüyor. 4 tane şeyiyle, evet. Efaliyle, etvaliyle, ahvaliyle, evet. Ekvaliyle. Risalet-i Ahmedi'yi inkar etmiştir, evet. Ve Şeriat-ı İslami'nin tahribine çalışmıştır abi. Öyle diyoruz tabii. Evet. Mesela 6 tane iman esasını değiştirmiştir. 6 tane inkılap getirmiş. 6 tane inkılap getirmiştir. Ezanlar, medreseler kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 tane oku, onu evet. Simgeler. Zaten 5. şuada sırrı inna tayna da çok açık zaten. İsmini söyle. Evet. Şimdi bir noktayı nazar. Süfyan namında müthiş bir şahıs dediği için şimdi Risale-i Nur'da Süfyan dediği zaman Süfyaniyet anlamamız lazım olduğunu üstad söylüyor. Mehdi dediğimiz zaman Mehdiyet anlamamız lazım olduğunu söylüyor. Mehdiyet de bir süreç yani. Hayat, iman, şeriat. İman, hayat, şeriat değil mi? İman, hayat, şeriat. Süfyaniyet de bir süreç. Bunun da 4 tane rüknünün olduğunu söylüyor. İsimlerini Üsade'de zikretmiş. 4. rüknün ismini zikretmemiş. Peki 4. rükün kim? Buradaki ifadede var. Risalet-i Ahmediye'yi münafıklık yaparak kim inkar ediyorsa, Şeriat-ı İslami'ye kim tahrip ediyorsa, Üstad'ın ismini vermediği Süfyaniyet'in 4. rüknü odur. Risalet-i Ahmedi'yi inkar edecek. Risalet-i Ahmedi'nin en parlak aynası bu zamanda Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u bozup tahrif edecek yani. 4. rükün abi. Bir de Şeriat-ı İslami'yi tahrip edecek. Mesela haremlik, selamlık. Bu bir şairdir yani. Şeriat-ı İslami, şair-i İslami, tesettür. Ondan namaz. Sonra, namaz meselesi. Faiz. Ezan meselesi. Faiz. Banka. Evet. Meseleleri, hep faiz meseleleri değil mi? Evet. Yani hem Risalet-i Ahmedi yani Risale-i inkar edecek, tahrif edecek hem de Şeriat-ı İslami'yi, Şair-i İslami'yi tahrif edip bozacak. Bu kim? Bu ben de olabilirdim. Sen de olabilirsin. Başkası da olabilir yani. İnsanın mahiyeti insanı da böyle bir potansiyel var yani abi. Ama o adam işletmiş, ona çarpmış yani. Bu zamanda da şu vasıfları kim gösteriyorsa rahatlıkla çekinmeden diyebiliriz ki Risale-i'nin Üstad Hazretleri'nin ismini zikretmediği kutları gösterdiğinden dolayı abi odur yani. Hani Üstad Hazretleri ben bir taş attım diyor ya adama çarptı. Bunu diyebiliriz. İsim versem şey olur mu abi? Yok ver. Ha, ver. Efaliyle birinciyi de söyleme. Birinciyle beraber. Evet. İnna atteyna da de Süfyan'ın birinci rüklü kim? Mustafa Kemal. İkinci rüklü Fevzi Çakmak. İkinci İsmet İnönü, üçüncü rüknü Fevzi Çakmak, dördüncü rüknü fiiliyatıyla FETÖ dedikleri malum terör örgütünün başında gözüken şahıstır yani. Dört tane sıfatından dolayı, evet. Efaliyle, evet. Etvaliyle, ahvaliyle, ekvaliyle. Bu dördü, dört evet. Şeyiyle, yani fiiliyatıyla, evet. Halleriyle, tavırlarıyla, sözleriyle böyle yapmış. Ne yapmış? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Risaletini inkar edecek. Evet. Bir de Şeriat-ı İslami tahrip edecek. Evet. Şimdi antiparantez bunu da söyleyeyim de abi. Biz bu dersleri daha önce yapmıştık yani bu meseleler hiç yokken hatırlıyorsanız abi müzakere mütahara tarzında biz yapıyorduk. Şimdi bu 19. mektupta bir hadis var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sakif kabilesinden İki kişi çıkacak. Sayfa 6. nükteli işaret 105. Oradan okuyorum. Sakif Yahudi değil mi o? Evet. Yahudi midir? Evet. Yahudi. Sakif kabilesi Yahudi kabilesi.
Bu Taif de peygambere kadar taşıyan taşıyan kabul. Evet. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş ki yahrucu min sakife kezzebu ve mübir. Yani Sakif kabilesinden biri davayı nüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek. Şimdi bu istikbale bakan hadislerin Üstad Hazretleri 4. esasta sayfa 95'te diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil belki tekerrür eden bir hadise-i külleyi cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var. Şimdi bu hadisi Peygamberimiz demiş, Üstad Hazretleri burada tatbikatını yapmış. Demiş ki, nübüvvet dava eden meşhur muhtar ve 100.000 adam öldüren Haccacı zalimi haber vermiş. Bu Peygamberimizden sonra olmuş yani. Peygamberimiz bu adamları yokken haber vermiş bu hadise. Ve bu hadisin sayfa 95'te her asırda tekerrür ettiğini söylüyor. Peki bu asırda, asırlarda olmuş böyle. Peki bu asırda o Sakif kabilesinden nübüvvet dava eden meşhur adamlar, o zalim kim yani? Bunu demin dört tanedir. Efali. Efali, Etvali, Etvali, Ahvali, Ahvali, Ekvali, kavli sözü. Kavli sözüyle bunun o nübüvvet dava eden o zalim Selanik Yahudisi olan Mustafa Kemal'dir abi. Peki o hunhar zalim kim? O da FETÖ'dür yani. Sakif kabilesindendir. Sakif kabilesi, bak Google'a yaz, de ki Sakif kabilesi. Bunlar bazen Türk görünürler. Bazen Ermeni görünür. Bazen Arap görünür. Görünüşlü Yahudi kabilesiymiş abi bunlar. Yani Türk gözüküyor ama temeli onlarmış yani. Bir rivayete göre de Pakradüni Yahudileridir. Yani Türk gözüküyor ama Yahudiymiş yani. Mesela Selahattin Demirtaş, isim vereyim abi. Kesinlikle Kürt değildir yani. Ermenidir yani. Bak nüfus cüzdanında bile Süleymaniye yazıyor yani. Doğum yeri abi. Süleyman neresi? Irak'ta bir yer yani. Öyle mi? Evet. Yani şey değildir yani. Türk değil, Kürt değil yani. Ama o şeye girmiş. Bak Türkçe konuşuyor adam. Sen onu normalde ayırabilir misin? Araştırması ayıramazsın yani. Mesela Abdullah Öcalan. Kürt değildir yani. Kürtçe konuşmayı bilmiyor. O da öteki de Kürtçe konuşmayı bilmiyor. Yani Kürtlerde olan sima onlarda yok yani. Yani Kürt'ün bir siması oluyor değil mi abi? Belli oluyor yani. Kürt olduğu yani. Evet. Belli oluyor. Belli oluyor. Sende olduğu gibi. Bu Sakif kabilesinde Kürtler çok dindar oluyor abi ya. Çok. Ekserisi seyittir ama işte nesiller karıştığı için böyle zalimler işin içine girdiği için. Mesela şöyle düşün bak. Abdullah Öcalan simasına bak, sana bak. Sen Kürtsün mesela. Şimdi Sakif kabilesinden çıkıp nübüvvet dava eden bu asırda Selanik Yahudisi olan Mustafa Kemal'dir. Beşinci şuhada üstadımız öyle heykellerine serfuru ettiriyor yani. Değil mi? Kendisine ibadet edilmesini istiyor. Bir nevi uluhiyet, rububiyet dava ediyor yani. Peki o hunhar zalim kim? Bu da Efali ile gösterdi ki FETÖ dedikleri şahıstır yani abi. O zalim olur. Bu Haccacı zalimin aslı hocaymış abi. Bak ona da bakabilir, araştırılabilir. Ben baktım. Kendisi hocaymış, çok güzel hatipmiş yani. Haccacı zalim. Evet, Haccacı zalim. Kur'an-ı Kerim'e o hareket etmiş. Hareketlendiren şahıs da o. Çok hatip biriymiş ama aynı zamanda çok zalimmiş yani. Bu Haccac nedenmiş? Çok hacca gidiyor. Her sene hac yaparmış yani. O yüzden Haccaç denmiş. Haccacı zalim. Haccacı zalim demiş. Zalim hacı. Asıl ismi Muhammed bin Yusuf, öyle bir uzun bir künyesi var yani. Asıl ismi oymuş. Çok güzel böyle konuşurmuş. Çok güzel konuşurmuş. He? Hatipmiş yani. Vay. Mesela hutbeye çıkarmış. Şimdi o hem vali ya, bir şey söylüyor, bakıyor halk böyle yapmıyor yani, ağırdan alıyor. Çıkarmış böyle, denmiş ki böyle. Çok fesatlı konuşurmuş. Rivayetlerde öyle. Demiş, başı gövdesinden ayrılacak, aramızda başaklar görüyorum. Böyle bir başlamış konuşmaya, millet hemen böyle etkilenirmiş yani. Korkarmış. Korkarmış yani, o konuşmasından etkilenirlermiş yani. Bu Esvet Düveli'ye abi, hareketlenmesi için talimat veriyor, Kur'an-ı Kerim hareket ettiriyor. Bu Esvet Düveli'ye.
Şimdi o zalim kim? Bunu aynı o söylediğimiz o dört tane özellikle gösteren FETÖ dedikleri o örgütün başındaki şahıstır. Bunlar yani o grup ve şu an hala onları destekleyenler abi Kemalistlerden, komünistlerden bu manada ne varsa hepsinden aşağıdır abi. Hepsinden aşağı hiç yani çünkü vatan sevgisi imandandır yani. Vefa imandandır. Hiç vatan sevgisi imandandır evet. Hadis. Vefa da imandandır. O da. O zalim efaliyle, fiiliyle o adamdır yani. Hiç şaşmaz yani. Çünkü başka bir kime çarpacak bu ifade? Üstad her asırda tekerrür ediyor diyor. Bu asırda kim yani? Efali de odur yani. Hiç şaşmaz yani. Bak kesin net konuş. Çünkü eğer karşıdaki muhatap olmasa öyle bir sana geliyor yani o söylediğin ifade. Hani emirdarı diyor. Zemmetmekte. Yani böyle birisine kafir demektir, münafık demektir. Emri şer'i yoktur, hükmü şer'i vardır. Yani şeriat emir vermemiş. Falancayı böyle münafık deyin, kafir deyin. Ama hüküm koymuş. Eğer karşıdaki adam da o vasıf yoksa hadisin tabirinde o söz dönüp dolaşır, sahibine geri gelir ve o adamın etmiş olduğu beddua şu an kendisine dönmüştür. Evlerine ateş salsın, korkular salsın demiş ya. Şu an bütün onun müntesipleri şu an korkuyorlar mı? Yani onunla iş yapanlar bir panik içinde mi? Bak aynı o beddua dönüp dolaşıp kendisine geldi abi. Süfyaniyet dedi. Risale-i Nur'da Süfyan dediği zaman Süfyaniyet anlayacağız. Çünkü şahıslar fani, rejimler devam ediyor. Mehdi dediği zaman Mehdiyet anlayacağız. Anlamamız gerekiyor. Rüştü abi de öyle derdi abi ben dinledim de. Yani Mehdi dediği zaman Mehdiyet, Süfyan dediği zaman Süfyaniyet anlamalı ki sadece o 1930'lı 40'lı yıllara hasredilmesin yani ifade. Şimdi biz... Peki abi şimdi Deccal bir sistemin adı dedik. Süfyan bir şahısta gözüküyor dediniz. Süfyanet de var ya. Evet. Yani orada Süfyanet ek oluyor. Mesela diyelim, misal yapayım. Lenin Deccal'dır. Evet. Komünizm Deccaliyettir. He, tamam. Mim Kemal Süfyan'dır. Kemalizm Süfyaniyettir. Tamam. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mehdi Ali Resul Müceddittir. Nurculuk faaliyeti Mehdi Ali Resul Bediüzzaman Hazretleri Müceddittlik bir nurculuk faaliyeti, Risale-i Nur faaliyetidir. Risale-i Nur hizmeti... Bu mehdiler peki siyasi alandaki mehdiler? Ha, onların içerisinde ki tatbikatçılarıdır. Mesela Mehdi Ali Resul'un vazifeli kişiye kitap verilmiş, eser verilmiş. Ve siyasi mehdi, iman, hayat, şeriat diyor. Üç sahada diyor, iman hizmeti yapıldı diyor. Bir de hayat ve şeriat etik gerçek. Bu... Mehdiyetin içerisindeki bir şahıs. Şahıs niye? Gelecek diyor Risale-i Nur Hazretleri bir program görecek ve tatbik ve neşredecek. Mesela siyaset-i İslami'yi yerleştirecek. Hukuk-i İslami'yi yerleştirecek. Bunu yaparken diyor iman hizmetine zaman bulamaz. Ondan önce bir kadro bu işi yapması lazım diyor. Dolayısıyla o mehdiler bu ceylanın içerisinde, mehdiyetin içerisinde fertlerdir. İmtiyazlı fertler. Nifak perdesi altında Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek şeriat-ı İslam'ın tahribine çalışacak. Bunun Süfyan olduğunu, bu Süfyan'ın bir ünvan olduğunu, 27 tane Deccal'ın özelliklerini, bu hadiste 27 tane geçiyor abi, Ramuz el-Hadis var, 27 tane Deccal var. O 27 tane Deccal'ın özelliğini bu gösteriyor, bunun bir kişi olduğunu Hazreti Ali söylüyor, İslamlar içinde çıkacağını söylemiş abi. Sebebi niye bir tane Süfyan var? Çünkü bunu unutmayın, rivayetlerde de var, Ustad da gayrı bir şey koymuş. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ahir zaman unvanı tektir. Ahir zaman bir tanedir. Ahir zamanın ahir zaman olmasına sebep olan Süfyan da tektir. Şimdi şunu şuraya yazayım. Bu söylemiş olduğumuz Süfyan Celal tecellisi de abi. Şimdi bunun karşısına bakalım Cemal neymiş yani. Bunun aynısını İsa Aleyhisselam'da yapacağız. Önce Celal'i koyacağız, sonra Cemal. Bakalım ne olacak ya. Yani. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani
o Süfyan'ın şahsı manevisi olan Cereyan-ı Münafıkanı'yı öldürüp dağıtacak. Ona karşı Ahl-i Beyt-i Nebeviye'nin silsile-i nuranisine bağlanan Ehl-i Kemal ve velayetin başına geçecek Muhammed Mehdi. Şuna da yazayım. Bu da şahıs ismi değil, bu da bir unvan. Şimdi Mehdi bekleyenlerin Muhammed Mehdi bu Süfyan'ın karşısındaymış yani. Şunu seninle karışmasın. Şimdi bu Muhammed Mehdi de bu Süfyan gibi bir ünvan. Peki bu neyin ünvanı? Hani biz dedik ya 27 tane Deccal'ın özelliklerini içinde barındıran kimse Süfyan. Muhammed Mehdi de hani biz Nur-u Muhammed'i diyoruz ya. Nur-u Muhammed'i bir isim değildi, çekirdeğin ismiydi. Şecere-i Hilkat'te ne varsa kendisinde toplamak demek. Muhammed toplamak demek lügat manası itibariyle. Muhammed Mehdi ise ne kadar Mehdi var asırlarda? Bu bütün Mehdilerin özelliklerini kendinde toplayan kimseye deniyor Muhammed Mehdi abi. Bütün Mehdiler diyeyim şuna da. Bunu zaten açık olarak başka bir yerde söylüyor. Nerede? Bu mektubatta hem bir kutup, hem bir hakim, hem bir müceddit, hem bir kutbu azam. Evet, 29. Evet. Yani bütün Mehdilerin özelliklerini kendinde toplayan kimseye Muhammed Mehdi deniyor. Muhammed Mehdi bir tanedir yani. Mehdi ve Mehdi misal zatlar çok. Üstad Hazretimiz'e Mehdi gelecek diyor. Yani sarih bir ifade var. Onu tevil etmenin anlamı yok yani. Değil mi abi? Yok. Açık olarak söylüyor. Benden sonra gelecek diyor. Şu ölçüde şu var. Usul. Evet. İlm-i usulü din. İlm-i usulü risale. Yoksa hiçbir sistemle oynayamazsın ki sistemin dışına çıkarsan. Diyor ki sarih ifadeler tevil edilemez. Eğer sarih ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek bir şey kalmaz. O zaman hiçbir doğru ve yanlış ölçüleri o zaman risale-i kalmaz yani. Kalmaz. Sari ifade tevil edilemez. Bitti. Tevil ediliyorsa, ediyorsa adama de ki mesela sana selam. Uzak. Muhammed Mehdi demek o Mehdiyetin özelliklerini kendinde cem eden bir kimse. Çünkü niye? Böyle bir şahıs var yani. Bütün deccallıkları yapıyor. Böyle bir tahribat var. Onun karşısına böyle bir asrın özelliklerini barındıran bir kimse olmaz yani. Bütün asırlardaki tahribatın karşısında böyle onları kendine barındıracak birisi olması gerekiyor. Bu da Muhammed Mehdi yani. Bu da bir ünvan. Bu da şahıs ismi değil yani. Şu an işte bir kısım insanların Mehdi'yi beklemesi yani bu isimde birini bekliyorlar yani. Hı. Mesela birisi diyor ki gelecek diyor. Çünkü hadiste Muhammed Mehdi diyor. İsmi Muhammed olacak diyor yani. Çok ilginçtir. Gayrimüteşhir'de ustadın ismi nedir biliyor musun? Evet. Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ustad Muhammed Said'dir. Aslı budur. Fakat Mehdi ima eder diye kendisi yazıyor. Ahmet Veysi abi diyor. Mehdi'ye ima eder ve Ehl-i Zındıka komitesini telaşa ve tedirgin yapıp saldırmasına çekindiğim için kardeşlerim adına diyor. Muhammed'i sildim diyor. Ahmet Veysi abi niçin Muhammed'i sildiniz diye öyle diyor. Muhammed Said'dir ismi. Zaten o Maidetül Kur'an'da yani Ebced ve Zifir hesabıyla Üstad'ın müteaddit isimlerinin ve gayrimüteşhir mektuplarda Muhammed ismine tevafuk ettiğini yani Ebced ve Zifir olarak evet. Söyleniyor yani. Evet. Ama Sarih de böyle. Sarih de. Bilin ya. Evet. Babasızların babası, gariplerin garibi. Evet. Şimdi bu Celal'in karşısında Cemal olarak da Muhammed Mehdi var. Bu Celal'in karşısında Süfyan'ın Muhammed Mehdi var Cemal olarak yani. Yani bir oçki oraya gittim ben cümleyle ifade edeyim. Ahmet Risale'nin okuyanlar için söz diyorum. 19. sözün adı nedir? Risalet Ahmediye. Ahmet. 19. mektupta mucizeler var. Nedir o kitap 19. mektup adı? Mucizat Ahmediye. Mucizat Ahmediye. Bak Muhammed değil. Muhammed'in mucizesi olmaz. Muhammed'in risaleti olmaz. Peki Muhammed denmesi nedir? O Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kainatı yaratacağım karar verdi. Şecer-i Hilkat'ın çekirdeğinin adı Muhammed'dir.
Nur Muhammed'i demek. Evet. Ahmet ne demektir? Beşer olması, baba olması, komutan olması, koca olması, kul olması, peygamber olması, nebi olması tarafıdır. Peki niye Muhammed denmiş? Üstadım söylüyor abi. Ahirde meyve olarak o cesedi cesedi olarak geldiği için evet. O çekirdeğin ismi meyveye verilmiş diyor abi. Evet. Muhammed denmiş yani. Kökteki çekirdek meyvenin içinde de olduğu için evet. Kökteki çekirdeğin adı ağaç değil o. Muhammed'dir. Ağacın sonundaki meyvenin adı Ahmet'tir ama meyvenin içindeki çekirdek Ahmet değil. O çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı olduğu için Muhammed o tarafına denmiş. Muhammed çekirdek tarafı, Ahmet tarafı meyve tarafıdır. Böyle usulleri bildik mi çok rahat yürürsün. Bu şeyde bir çalışma yapmıştık da abim. Bu Risale Nur'da abi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 107 tane ismi geçiyor. Size göndermiştim onu da. Evet. İslamiyete çekirdek hangisi olmuş? Meyvenin içindeki çekirdek İslamiyete şey olmuş. İslamiyete çekirdek olmuş. Şecere Filkat'ın bir adı da Şecere Filkat'ın isimlerini söylüyorum. İslamiyet. Kur'an-ı Kebir kainat insan ekber. İslamiyetin de çekirdeği olmuş Nur Muhammed. Çünkü Şecere Filkat'ın bir adı da İslamiyet'tir. Bak usulü bildin mi? Tak tak gidiyoruz. Sen peygamberimiz kaç tane ismi var? 107 abi. Bak birkaç tane okuyayım. He. Yeri geldi, makam itibariyle söylüyorum. Ben seni okuyayım abi. 107 tane. 107. Ben 55 tane biliyorum. Muhbir-i Sadık. Tamam. Zat-ı Risale'de Mübarek. Geçen senin okudukların Murat abi. Bunlar Risale'de geçenler. Sonra dedi farklı, o için her zaman devamlı kullanıyor 55 ifade. 55 tane ismi var, o sıfat. Sıfatları he. O sıfatları. Fahri Alem. O işte sıfat. Muhammedül Emin. Yok, bu Seyyidül sıfat. Seyyidül Alemin, ha. Sultanül Evlak, Hatemül Enbiya. Değil. Seyyidül Beşer. Ben isimleri sayayım. Birkaç, üç tane, üç beş tane. Ahmet, Mustafa, Ahyet. Estefa. He? Estefa var. Estefa, Mahmut, Tayyip, Beşir. Gibi. Peki bu şimdi bu söylediğinde rivayet mi abi siz mi? Yok. Rivayet. Peygamberimiz 55 tane ismi var. Yani çünkü bak bir dakika. Muhammed Mustafa değil mi? Mustafa değil mi? Mustafa ne demek? Sıfatını anlatayım. Bütün huzuzat-ı nefsanesinden sıyrılmış, akıl, kalp, ruh ve fiil bütünlüğüne gelmiş, yani nefsinden istifa etmiş, estefa olmuş, Mustafa diye anlamış. Mustafa, istifa, estefa. Ben mesela Mustafa ne demek? Seçilmiş demek yani. Tamam. Purgatör yani. Yani fiil, diman, kalp, ruh bütünlüğüne deniliyor. Evet. Ahmet, risaletine deniliyor. Tamam mı? Evet. Cihat tarafına Tayyip deniliyor. Eylem tarafına, yöneticiliğine. İnsanlarla konuşmasına ayrı deniliyor, ayrı isim deniliyor. Ailesinde ayrı isim, isim. 55 tane isim var. Allah Mesnevi Nuriye'de Cenab-ı Hakk'ın 55 tane şeyi söylüyor. Delili bahsediliyor. 55 tane isim de ben çıkarttım bunu. Şu anda benim içtihadımdır. Peygamberimizin 55 tane ismi olabilmesi için şeytanın 55 tane tahrip yönü olması lazım. Onu kapatmak için 55 tane sıfatı var. Nasıl ki iblis, şeytan, hennas gibi. Şimdi ahir zamanda dinsizliğin iki cereyana kuvvet bulacaktı. Biz birinci cereyanı özetledik. Nifak perdesi altında bir, Risalet-i Ahmedi'yi inkar edecek. İki, şeriat-ı İslamiye'nin başına geçecek. Üç, ehl-i nifakın başına geçecek. Yani şeriat-ı İslamiye'yi tahribine çalışacak. Ehl-i nifakın başına geçerek. Süfyan namında müthiş bir şahıs var. Süfyan dediğimiz gibi süfyaniyet anlayacaktık. Bunun dört rüknü olduğunu söyledik. Onun karşısında da Cemal Tecellisi vardı. Âl-i Beyt'in silsile-i nuranisine bağlanan Âl-i Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani. Bu da Cemal Tecellisi. Mehdi dediği zaman Mehdiyet, işte Süfyan dediği zaman Süfyaniyet anlamamız gerekiyordu. Zaten niçin? Başka olamaz ki ya bir dakika ya. Nasıl anlamak mecbur? Çünkü bir insanın süfyan olabilmesi için fert süfyan olamaz. Olamaz. Rejimin getirdiği günahın toplamından dolayı sen süfyan olursun. Bir insan kafir olabilir. Mürtet olabilir ama deccal olamaz ya. İstese de olamaz.
Deccaliyetin yükünü taşıdığı için bu günahı bir fert işleyemez. Ne yaparsa yapsın. Deccal abi lügatıyla Decle'den birbirine karıştıran. Karıştı. Hak batılı birbirine karıştılar. Yani bir insan, Sufyan, bu Kemalizm rejimi içinde ne kadar dinsiz dahi olsa, kitap yazsa, konferans yazsa, mümkün değil ki ferttir ya, günah o kadar olur. Ama bir rejim kursa, bu rejimin vasıtasıyla insanlara günah işlettirse, bu günahın yükünü ona toplansa, günah cihetini buna yetişilmez ki. Ondan Sufyaniyet deniliyor. Peki, Sufyaniyetin ismi Sufyan mı? Mim Kemal. Unvanı ne? Sufyaniyet. Mehdi de öyledir. Muhammed de öyledir. Muhammed, Mehdi unvandır. O sıfatlarda, o vazifede olanların cemidir. Şöyle bir mesele abi, patron gibi. Patron olabilmesi için birinin yanında işçilerinin çalışması ve şirketi olması lazım. Unvan yani, evet doğru. Devam et. Cemal ve Celal, bu ikisi ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı. Birinci cereyan bu. Tamam. İkinci cereyan ise tabiyyün, maddiyyün felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı nemrudane, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve oradaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir buna hakimiyet verir, öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları birer küçük Nemrut hükmünde nefislerine birer rububiyet verir ve onların başına geçen en büyükleri ispiritizma ve manyetizmanın hadisatı nevinden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip cebbarane suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. Şimdi ikinci cereyan ise tabiyyün, maddiyyün felsefesinden tevellüt eden bir cereyanın emrudane, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulur, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Bir daha okuyayım. Tabiyyün, maddiyyün felsefesinden doğan bir cereyanı nemrudane. Bu komünizm abi. Bu komünizm yani. Peki onların başına geçen en büyükleri ispiritizma ve manyetizmanın hasetinin elinden müthiş harikalara mazhar olan bu Deccal kim? Bu da Lenin yani. Şuraya ben yazayım. Şunu siliyorum. Şimdi şu anda Celal'i söylüyoruz. Bu, şuraya yazayım. Dinsizliğin iki cereyanı vardı. Bir buydu. Şimdi bu ikincisinin, burada önce Celal'i söyleyelim. Bu Celal'i ne? Komünizm. Şimdi Celal'i bulduk. Yani bu tabiyyün, maddiyyün felsefesinden tevellüt ediyor. Gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar edip kuvvet buluyor. Uluhiyeti inkar edecek bir dereceye geliyor. Şimdi burada tanımı ne diyor ki? Bir padişahı tanımıyor. Oradaki zabıtan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi adam ne yapıyor? Herkese, her askere bir nevi padişahlık ve hakimiyet veriyor. Komünizm de öyle olmuş yani. Öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları birer küçük Nemrut hükmünde nefislerine birer rububiyet veriyor ve onların başına geçen en büyükleri Lenin, ispiritizm ve manyetizmanın hadisatın evinden müthiş harikaların mazhar olan o Lenin Deccal ise daha ileri gidiyor. Cebbarane Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan ediyor. Bu komünizm ve de Lenin olduğunu söyledik. Şimdi işte böyle bir sırada. Şimdi ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı var. Süfyan çıktı. Muhammed Mehdi de çıktı. Komünizm de çıktı. Şimdi dedi ki işte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, yani komünizm pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Ne demek hakiki İsevilik dininin ortaya çıkması? Yani
rahmeti ilahiyenin semasından nuzul edecek. Şimdi cümleyi bir daha alıyorum. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, yani iki tane de alabiliriz, tek de alabiliriz. Birinci cereyan, yani Muhammed, Mehdi ve Süfyan kuvvetli gözüktüğü bir zamanda ve komünizm. O cereyan pek kuvvetli göründüğü zamanda İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecekmiş. Şimdi sual. Sual soruyorum. İşte böyle bir sırada değil. O cereyanın pek kuvvetli göründüğü zaman hangi zaman yani abi? Ben şimdi burada kanaatimi söylüyorum şu cümledeki. Yani böyle bir sırada dediğin o cereyanın pek kuvvetli göründüğü zaman, o şu komünizmin özellikle çok kuvvetli göründüğü zaman 1920 ile 1960 da diyebiliriz, 50 de diyebiliriz. 50 arasıdır. O cereyanın en kuvvetli göründüğü zaman komünizmin yani. Bu cereyanın da en kuvvetli göründüğü zaman o tarihlerdir yani abi. Şuraya da yazayım. Şu iki cereyanın da 1920 ile 1960, şuna da 60 yapayım. Şimdi şuna da değinelim. Şahsı manevi dedi ya, önce bunu anlatacak. Bak, kaçırmayalım. O cereyanın kuvvetli göründüğü zaman 1920 ile 1960. Peki komünizmin en şiddetli zamanı ne? O da 1960. 20 ile 60 arası. Komünizm işte ihtilal oldu 1. Dünya Savaşı'nda, değil mi? Ruslar ta bizim doğuya kadar gelmişti. Sonra geri çekildiler ihtilal olunca yani. 1917 1. Dünya Savaşı'nda o zaman komünizm oldu yani. Bu oldu işte 40'lı 50'li yıllarda zirve oldu yani. Komünizmin en zirve yaptığı, en kuvvetli göründüğü zaman o zaman. Şimdi böyle bir zamanda İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Peki şahsiyeti maneviyesi ne demek İsa Aleyhisselam'ın? Bunu anlamak için misal. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh var. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın özellikleri neler? Yazıyorum. İlim, şecaat, velayet, rükkan, değil mi? Rükû ve sucud. Bu ayet Hazreti Ali'nin ibadetini o kadar fitneler içinde işaret ettiğini üstad o ayette söylüyor. Rükkan ve sucudan Hazreti Ali'ye bakıyormuş yani. Şimdi bu 5 tane özellik kimin özelliği? Hazreti Ali'nin. Onunla intişar etmiş. İştihar etmiş. Şimdi bu 5 tane özelliği diyelim ki bizim Abdülkadir gösterdi. Veya da Ahmet gösterdi. Hazreti Ali'nin şahsiyeti maneviyesini burada gösteriyor yani. Doğru mu? Doğru yani. Peki şu andaki Alevilikle, bak şu andaki hali hazır Alevilikle, Hazreti Ali'nin şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan Alevilik farklı mı? Dağlar kadar fark var yani. Asıl Alevilik bu yani abi. İlimde, şecaatte, velayette, rükûda, sucutta sen onu taklit edebiliyor musun? Heh, o zaman sen hakiki Alevi sensin yani. Bunu da nur talebeleri yaptığı için biz Aleviyiz diyebiliriz yani bu noktada. Üstadımız da söylüyor yani, ona benzer ifadeleri var yani. Şimdi Hazreti Ali'nin şahsiyeti manevisini nasıl gösterdi Abdülkadir? Hazreti Ali'nin bu şu özellikleri göstermesi nispetinde Hazreti Ali'nin şahsiyeti manevisini 1400 asır sonra gösteriyor. Peki İsa Aleyhisselam'ın özellikleri nelerdi? Körlerin gözünü açıyor. Ölüleri diriltiyor. Körlerin gözünü açıyor. Ölüleri diriltiyor. Üşenmeden yaz. Yazıyorum. Havarileri az. Havarileri 11-12 tane talebesi var yanında. 12. Havari değil mi? Talebe diyebiliriz yani. Talebeleri. Ve de zamanın hükümeti ona müsaade etmiyor yani. Onları yazmıyorum ben de şu üçünü şimdilik yazdım. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın özellikleri neler? Bir de Hazreti İsa'nın bir özelliği de var. Neydi?
maneviyat ehli, ruhçu yani. Çok aşırı yani Hazreti Ali'de. Mesela Musa Aleyhisselam şeriatı maddeyi temsil ederken İsa Aleyhisselam maneviyatı temsil ediyor, ruhaniyeti. Bir tanesi tenzih için, bir tanesi teşbih için. Evet. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 4 tane özelliği var. Şahsiyeti manevisi veya daha fazla sayılabilir. Bu 4 tane özelliği kim gösteriyorsa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisini göstermiş oluyor abi. Şu an bir şunu anlatıyoruz yani İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisini. Şimdi 3 cümleyi bir daha alayım. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda dedik cereyan ne zaman kuvvetli göründü? 20 ile 60. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki İsevi, yani şu tarihler arasında İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesi olan hakiki İsevi zuhret çıkmış abi. Bu özelliklere sahip haiz olan olacakmış yani. Öyle söylüyor çünkü. Hazreti, yani şunların kuvvetli göründüğü zamanda İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik. İşte bu hakiki İsevilik bu. Nasıl bu hakiki Alevilikte? Bu da hakiki İsevilik yani. Zuhur edecek. Ne demek? Yani rahmet-i ilahiyesinin semasından nuzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık. Bak tabirleri önce dedi ki hakiki İsevilik. Sonra dedi ki hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Hakiki İslami ile birleşecek. Peki hali hazır Hristiyanlık var şu anda. Bir de hakiki İsevilik var. Yani İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu dini yaşamak yani. İşte ölü gönülleri diriltmek, körlere Allah'ı göstermek değil mi? Böyle. Ondan sonra maneviyat ehli olmak, işte ekser insanların onu dinlememesi değil mi? Etrafında birkaç tane talebenin olması. Hakiki İsevilik bu. Hali hazır Hristiyanlık var bir de. Şimdi hakiki İseviliğe karşı, yani İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesine karşı hali hazır Hristiyanlık o hakikate karşı tasaffi edecek, hurufattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakiki İslam edecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkar edecek. Şimdi bunları niye söylüyor? Dikkat ederseniz başta ne demişti? Hadisin hakikati izah edilse abi. Bu hakikatiymiş yani şu an anlattıklarımız. Sureti değil, mahiyetin hakikati. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik, şahs-ı manevisi, tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak nitesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı malum iken malum olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam. Şimdi şu cümle çok önemli. Şurada dedi ki Hristiyanlık, hali hazır Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dinine karşı tasavvuf edecek, hurufattan sıyrılacak, tam birleşecekleri zaman, yani ayrı ayrıyken mağluplardı. Ayrıyken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken. Şimdi sual. Şimdi bu istidat oluştu mu? Yani 1920 ile 60 arasında tam manasıyla veya oluşuyor mu? Veya da şu an tam oluştu mu? Yani burada istidadında iken diyor abi. Yani bir daha bakayım. İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken alem-i semavatta cismi beşerisinde bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam geleceğini söylüyor abi. Şimdi bu oluştu mu? O yani, zaman şu tarihlerde. Nerede ki? Oluşuyor mu? Ulaşacak mı? Şimdi bu istidadında iken işte burada farklı farklı görüşlerin olması bu meselede bundan dolayı abi. Yani bunu tek müşahhas bir ifade olarak alırsan
alanlar var yani. Burada işte bu meselede kanaatler görüyor. Ben şimdi abi şurada kanaatimi söylüyorum. Kanaatimi söylüyorum. Yani şu ittihat, yani İsevilik ile İslamiyet ittihat istidadı oluştu mu yani? Şimdi bunu cüziyeti külliyeti var. Yani bir aile olarak alabiliriz, sokak olarak alabilirsin, mahalle olarak al, ilçe olarak al, il olarak al, bölge olarak al, ülke olarak alabiliriz. Ülkeler arasında alabilirsin, kıtalar arasında alabilirsin. Şu istidadında iken yani. Bu ne kadar oluşmuş yani. Veyahut da sadece manevi olarak da alınabilir. Yani manevi olarak diyebiliriz ki abi şu özellikleri gösteren Risale-i Nur ile Hristiyanlık manen ittihat etmiştir. Şu anda mesela Avrupa'da Hristiyanlar var. Mesela 6 iman esası bütün dinlerde var. Şimdi o papazlara sorulan melekler kimler? Yani biz niye meleklere inanıyoruz? Allah görünmeyen varlık olan melekelere niçin inanmamızı istemiş? Melekler işte nasıl bir varlıktır? Vahiyetlerini bunlara nasıl cevap veriyorlar? Kendi dinlerinde bunların izahı yok. Veya haşir akidesini Risale-i Nur ile cevap veriyorlar abi. Bu kitapları okuyarak yani. Hani burada demişti ya, hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasavvuf edecek, hurufattan ve tahrifattan sıyrılacak. Yani onların dinlerinde bu melek akidesi, haşir akidesi, kader akidesi var. Ama izahat yok. Bir sürü hurafa dolmuş. Peki o hurufattan, tahrifattan nasıl sıyrılıyor? Şu İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesine gösteren Risale-i Nur vasıtasıyla. Risale-i Nur hem Eyüp varidir, hem Yunus varidir, hem Zülkarneyn varidir, hem İbrahim varidir, hem şu cihetiyle Hızır varidir. Şahsiyeti maneviyesini göstermesi cihetiyle. Şimdi bu istidat oluştu mu? Yani öyle bütün dünyadaki... Bu senin kanaatin. Bu benim kanaatimi söyleme abi burada. Oluşmadı. Evet, yani benim şahsi kanaatim. Benim şeyim oluşmadı. Evet. Çünkü şu anda İslam düşmanlığı yapıyor. Hristiyanlık tanklara haçları takarak Bağdat'a girdiler. Şu anda Sırbistan'da, Srebrenica katı, dünyada bütün askeri güçler arkasında bir öğreti ve bir din var. Mesela Baba Bush dedikleri zalim bir Hristiyan bir mezhebine bağlılığını yaptı. Çünkü dünyada ne kadar zulüm artarsa İsa o zaman gelecek demiş. Zulüm zirve yaptığı zaman gelecek. İsa'nın gelmesi için zulmünü arttırdı. Kendisi söylüyor. Ben İsa için yaptım diyor. Bu kadar insan öleceğini bilmiyor muydun? Onun için yaptım demiş. Evet. Bugün Avrupa'da İslam düşmanlığı, İslamofobi, yani Hristiyanların öyle bir akidesi bir şey olmuş olsaydı İslam'a göre, onlar çıkıp derlerdi. Çıkan var mı? Ferttir. Fertlerin o iş yapmaz. Hı. O oluşmadı daha. İşte o istidat oluştu mu oluşmadı mı? Burada işte çok kanaatler görüyor yani başka. Böyle üç tane işte geldi, çünkü gelecek. Şu anda Hristiyan Papa niye istifa etti? Papa niye istifa etti? Vatikan'daki önceki Alman papazı. Çünkü affedersin homoseksüel dedikleri ve çocuklara taciz o kadar zirve yapmış ki çocukların kendileri büyümüşler, koca kadın veya adam olmuşlar. Mahkeme artık tazminat vere vere uçandığından artık o kadar olmuş ki yani kiliseler bitmiş ya. Ya ben Avrupa'da bulunan bir insanım. Yani Avrupa'nın Risale-i Nur'la şey, içini doldurması itikatlarının çok uzak. Yani o kadar tekellüflü bir tevil olur ki yani çok zor. Çünkü şu anda Amerika'nın efendim şeyi Avrupa'nın Orta Doğu'daki zulmünden tut milyonlarca insan katlediyorlar. Bunlar Hristiyanlık adına yapıyorlar. Niçin yapıyorlar? Onu da söyleyeyim akidelerinde. Zulümün zirve yaptığı zaman İsa gelecek. Zulmü onun için çoğaltıyor. Ortodokslarda da aynı şey geçerli. Evet. Fark etmeyin. Ondan sonra ahlak bakımından tamamen diyorum sıfır değil, dip yani. Hani artık onlar da bekar olduğu için kilisede onları tutacak maneviyatı yok. Bekar tutacak şey var mı?
Bu sefer çocuklara ve birbirlerine karşı. Yani bu o kadar dil açmış ki, ben batılı tasvir etmek istemediğim için Avrupa'da duyduklarım, Papa istifa etmek zorunda kaldı. O kadar kişi mahkemeye vermiş ki, hepsi ispatlanmış ve tazminat veriyor. Hala medya ellerinde oldukları için düşünmüyorlar. Okuyayım şuraya abi. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galip edip dağıtacak istidadında iken alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsi İsa aleyhisselam. Şimdi deminden beri şahsiyeti maneviyesi vardı. Şimdi şahsı maddisi oldu. O dini hak cereyanın başına geçeceğine. Geçecekmiş yani. O Deccal ve Süfyan biliyorsun kuvveti kendisi Yahudidir. Dünyada şu anda zulüm ve şey yapan hep Yahudi kuvvetidir. Şu anda Yahudiliğe karşı Türkiye'den, abi olan Türkiye'den başladı bu güç. Ve tek tek Türkiye ve Arap dünyası ve hatta Hristiyan dünyası bu gücün etrafında güç oluyorlar. O güce karşı. Öteki tarafta Amerika ikidir, Avrupa'da ikidir. Hristiyanın dinin hakiki dinini dustur hareket ihtiyaz eden grup var. Şu anda o Yahudi Çin'e kaydı. Çin Amerika'dan taşındı. Amerika'yı şu anda kullanıyor. Amerika, İngiltere, İsrail ve İran birdir. Tarih boyu İran birdir. Fuzeliler hep Türkiye için yapılmış. Şimdi fakat Türkiye bir güç etrafını oluşturdu. Olmaya başladı. Ortodokslar. Ortodoks Ruslar. Ruslar etrafına Arap dünyası ve Avrupa'nın Protestan mı Ortodoks mu Katolik mi bilmiyorum. Onlar da Türkiye'ye destek veriyorlar. Avrupa öyle şu anda Amerika'nın ve İngiltere'nin, İsrail'in sömürgesi olduğunu çok iyi biliyor. Fakat kimse bunun karşısına, yadın karşısına gücün karşısına çıkamıyor. Çıkamaz da. Yok olur korkusu. Fakat Türkiye bu cesareti gösterince onlar zaten dört gözle böyle bir güç bekliyorlardı. Yani bu Yahudi zulmünde nasıl kurtulacağız? Sömürülüyor. O zaman Yahudinin karşısında bir güç olursa gücümüzü katarız. Bu Türkiye başladı. Tayyip Mayıp işi değil bu. Boş ver Tayyip. Allah karar verdi. Ahmet de olsaydı böyle olacaktı. Bu ölürse de gene devam edecek. Bu Allah karar verdi. Bu gücün etrafında Ruslar için diyor ki Risale'de geri dönüp Hristiyan olamaz diyor. Dinsizliğe de kalamaz. Her meselesini hak ve hakikatta ispat eden İslamiyet'e teslimi silah edecek diyor. Müslüman olacak diyor Rusya için. Emir de söylüyor. Ya onların 200 senedeki bu galibiyeti, muvaffakiyeti boşuna değil. Allah onları bir şey için hazırlıyor yani. Evet. Değil mi abi Rusları? Rusları. Yani zaten uçak düşüyor, konsolos öldürüyor. Ne yaparlarsa yapıyor. Kaderin elini... Arayı bozmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa bozamazlar. Sonra Araplara Türkleri ne demişlerdi senelerce, asırlarca, 80 sene? Mürted. Baktılar ki ulan bunlar dindar. Bunlar hiç böyle şey yapmamışlardı, hiç böyle. Hep böyle despotlar geliyorlardı gezmeye. Ve Avrupa gezintileri, Londra, Paris. Araplar hep oraya giderdi, Türkleri gelmiyorlardı. Ne zaman Arapların parasını Avrupa bankaları ve Amerika bankalarında bu zalim despotlar gasp etti. Bak Arabistan'da enflasyon var. Ve tarihte gözükmemiş mallara vergi koyacak. Halife mallara vergi koymaz. İslam hukukunda vergi o yok. Tamam? İlk defa koyacak. Zor durumda Araplar ya yok olacak ya Türkiye'nin etrafında olacak. Rusya ya yok olacak ya Türkiye'nin etrafında olacak. Ya Avrupa yok olacak ya Türkiye'nin etrafında olacak. Şimdi zahirde gözüktüğü gibi değil. Ben size bir müjde de vereyim. Mesela şu anda FETÖ'nün kaçtıkları adam hep Avrupa Almanya'dadır. Değil mi? Evet. Bu suretidir. Almanya'nın derin devleti Türkiye ile beraberdir. Çünkü Üstad ona sahi ifade bahtiyar Alman milleti diyor. Şaşıracaksınız. Amerika'ya, İngiltere ve İsrail'in sömürgesi olan Almanya onu Türkiye'nin yanında sarahaten bulunamaz. Ama İsrail'e karşı kim gidiyor her sene? Milyar euro ödüyor. Evet. Tazminat ödüyor. Çok tazminat ödüyor. O yetmiyor. Bütün Yahudi şirketleri Avrupa'da, Almanya'da vergi vermiyor. Avrupa'da da vermiyor. Bu zalimi nasıl durduracaksın? Ha o zaman
şu anda Tayyip'in zıttı gibi gözüken Almanya derin devleti arkadan Tayyip'le beraberdir. Şaşıracaksınız. Almanya'nın sureti Tayyip'in aleyhindedir. Arkası Tayyip'le beraberdir. Tamam mı? Şimdi Avrupa'nın sureti Tayyip'in aleyhindedir. Arka tarafı Avrupa'nın ikinci tarafı Tayyip'le beraberdir. Şu anda Avan gözünün gördüğünü, kulağın işittiğini olan hadiseleri yorumluyor. Bu böyle değildir. Ekrandaki, vitrindekiler gibi değildir. Arka başka çalışıyor. Mesela surette İran, İsrail, Amerika'ya düşman mı? Avrupa'ya düşman gözüküyor değil mi? Füzeler yapıyor. Hiç alakası yok. Çünkü İran tarih boyu hiçbir zaman kafir devletle savaşamamış. Hep Müslüman ehli sünnetle savaşmış. İran'ın nükleer bomba, nükleer başlıklı füzeler vesaire hep Müslümanlar içindir. Suudi Arabistan ve Türkiye içindir. Zahirde Amerikan düşmanı, zahirde İsrail düşmanı gibi gözüken İran onların dostudur. Bunu Halep'te de gözüktü. Ne yaptılar? Gizini açığa çıkarttılar. Peki İran Suriye'de Amerika ile İsrail ile beraber olduğu ortaya çıktı mı? Bunu kapatmak için yeni bir senaryo yaptılar. Füzeyi Amerika'ya atarım, Amerika blöf yapıyor, seni yok ederim, İran yok, ben seni şöyle yaparım. Bunları yemez artık. Bunları yemez. Artık beraberler. Halep meselesinde İsrail'le beraber. Çünkü İsrail'in devrim muhafızları Suriye'de savaşıyor kesin ve yaralılarını İsrail Golan Tepelerinde tedavi ediyor. İran'ın devrim muhafızları. Bunun MİT belgeleri de var. Dolayısıyla zahire göre bunları düşünme. Zahir bakın Almanya hiç de arka tarafı Türkiye ile beraber olacağını nereden bileceksin? Ama Üstahane'de Bahtiyar Alman milleti diyor. Hiçbir zaman savaş yapmamış. Hatta tam tersi onlar için biz savaşa girdik. Bütün mesela. Ama suretten suret aldatır. Yani müjdesini söyleyeyim. Avrupa ikidir. Sureti Tayyip'in ve Müslümanların aleyhindedir. Hayır, arka tarafı... Amerika'da yeni dünya diyor abi. Yeni dünya. 58 Emirdağ'ında bak. Amerika demiyor. Üstad diyor ki gayrimüteşir. Söylesem şaşıracaksınız. İttihat İslam olduktan sonra dünya siyasetini İttihat İslam Mehdi, İttihat İslam Mehdi'si dünya siyasetini yeni dünyaya bırakacak diyor. Ve İttihat İslam'a Fransa Fransa, Amerika bir devlet de diyor 76. ikinci Emirdağ'da taraftar olmaya mecbur olacaklar diyor. Olacak. Peki taraftar olur mu? Gözükmez değil mi? Ama olacaklar diyor. Yani niye olacak? Oradaki meseleler öyle bir hale gelecek ki artık mecburu İttihat İslam'a mecbur kalacak yani. Mehdi'nin dediği gibi yapmaya mecbur kalacak. O zaman peki Deccalet ne gözüküyor? Rusya Türkiye ile beraber gözüküyor. Artık güç yani hak hakikat insanlık düşmanlığı, din düşmanlığı Çin'e kayıyor. Peki İsa Aleyhisselam'ın yeri nerede burada abi bu süreçte? Bu süreçte şöyledir. Avrupa ve Amerika, tamam mı? Ustad hep Amerika işaret ediyor. Amerika'da da Türkiye'de, Avrupa'da da üç yerde tasafi etmeye çalışıyor. Yani üzerindeki deccaliyetlerden sıyrılıyorlar. Türkiye ne kadar süfyaniyetten kurtuluyor? Ne nispeten? Aynı parayla Amerika'dan da kurtuluyor. Amerika'da da kurtuluyor. Amerika'da da Yahudilikten kurtulmaya çalışıyor. Almanya'da kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'de de kurtulmaya çalışıyor Kemalizm'den. Ne zaman şey olacak? Bu başkanlık ilk bu kadar. Canım abicim şimdi Avrupa'da şu anda biliyorsun kaynıyor Avrupa. İngiltere çıktı, o da çıkacağım diyor. Bir şeyler, bir sistem değişiyor yani Avrupa'da. Şu anda. Amerika'da bu adam musallat etti şimdi. Şimdi bak bunların başına. Onlar bu adamla böyle artık şey yapmasıyla Türkiye aynı paralelinde. Murat aynı şeyi unutma. Türkiye'de Mehdi çıktı ya. Kemalizm'de ne? Hangi şiddette kurtuldu? Amerika'da o şiddette kurtuldu. Avrupa'da o şiddette kurtuldu. Ama surete mecbursun onunla düşmanlık yapmaya. Çünkü Beynelmiler bir komite var Yahudi. Surete Türkiye ile düşman olacaksın. Arkadan destek veriyor. Sen hiç tarihte Almanya Başbakanı'nın bir senede 12 mi 6 defa geldiği gözükmüş mü? 6 senede bir defa gelmeyen bir senede
6 defa gelmesine sebep nedir? Ne anlaşma yaptı? Hiçbir anlaşma yapmadı. Yapmadı. Bir başbakan gelir mi? Geliyor gidiyor. Yani yok Suriye halkı gönderirim. Ya bunlar hikaye. İran'ın şey hikaye. Tamam. Bu bir güç birliği oluşuyor. Baktılar ki Türkiye bu güce karşı çıkıp bir hafta sonra yok olmasını bekliyorlardı. Olmayınca baktılar ki bu güç, beklenilen güç budur. Bunun etrafında şu anda yok olma eşiğine gelenler Türkiye ile beraber. Katar Türkiye ile beraber değil mi? Suudi Arabistan Türkiye ile olur muydu? Hiç olur muydu? Mürtettik. Araplar bize vurdu bilmem ne yaptı falan diye hikayeleri vardı ya. Hep böyle öcüler falan gösteriliyordu. Bak şu anda Türkiye'ye her şey kabul edin diyor Katar. Şehir olayım size diyor. Suudi Arabistan hiç hikaye yok. Sana bir 10 sene içinde silah anlaşması yaptım. 650 milyar dolar para verdi. Anlaşmakmış. Hibe ettim denmiyor dünyada ya. Böyle olmuyor. 10 sene içinde periyodik olarak silah alacağım diyor. Hikaye bu. Türkiye yardım ediyor. Çünkü onlar Türkiye dolar savaşı da açtı. Dolar bak Euro savaşı açılmamış. Dolar savaşı açtırdı. Yahudi parası onda. Buna mukabil ne yaptı? Arap dünyası heyecana geldi. 650 milyar o. Kuveyt ve Bahreyn demiyor zaten. Tırlarla, uçaklarla, gemilerle para geliyor. Türkiye'nin sen kimsin? Madeni çıkartamıyorsun, petrolü çıkartamıyorsun. 23'e kadar işleyemezsin Lozan'dan dolayı. Senin ihracatın da ithalatın eşit değil. Bu savaştasın. 7 düvelle ile Suriye'de savaşıyorsun. Türkiye'de farkında mısın? Yatırım yapılıyor. Açılışlar yapılıyor, tüpler yapılıyor, köprüler yapılıyor. Bunlar nasıl oluyor? Sen savaştasın. Eskide bir başbakanın nezde olsa ekonomi bozulurdu. Hapşırsa krize girerdi. Şimdi savaş ya. Suriye'de resmen savaştayız. Her şeyi herkes dedi düvelle savaştayız. Peki abi orada bize katılacak mı böyle? Tabii aynen. Adı da söylüyor usta. Cemahir-i Muttefika İslami olacak. Ne kadar kaldı? Az bir şey kaldı. Her an bekliyoruz. Ustad da beklemek gayetteyiz. Niye? İlk önce içimizdeki bir kuvvet yok olacak. 12'de, 13'te, 14'te, 15'te değil. 16'da bu FETÖ ve bunun gibi birkaç tane cemaat var. İlle dini cemaat değil. Bunlar yok olacak. İç dinamik bunların kalkmasıyla olacak. Güçlenecek. Bu içerideki münafıklar temizlenmesi nispetinde ne kadar az dahi olsan o kadar güçlü olacaksın. Türkiye için ne demişlerdi bu 15 şeyinde? 15 Temmuz'da bunları sileriz bana gel. 15 Temmuz'da şöyle demişlerdi. Avrupa'yı söylüyorum. Türk ordusu artık dengeyi bozdu. Birbirlerine uğraşacak. Kendisine gelebilmesi için en az 2 sene lazım dedi. Amerika dedi ki hayır dedi 1,5 senede ancak toparlanabilir. Rusya dedi ki 1 senede toparlanamaz dedi. Türkiye 2 ay sonra Suriye'ye girdi. Bu şimdiye kadarki oyunları neydi? Türk ordusuna eğitim şuydu. Savunma. Hücum edilirse, saldırılırsa, buradan gelirlerse ne yaparız diye. Ben eğitmendim askeride. Savunma öğretiyorduk askerlere. Şimdi hücum öğretiliyor. Hücum öğretiliyor ve fiilen ordu kendini yemedi. Kurşunu, usta diyor ki gayrimünteşirde, ordu kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la güldürür. Ordu için diyor. Ordu Türkiye'yi güldür demiyor. Bak ordu için diyor ki, mektubatta geçiyor gayrimünteşir. Ordu kılıcını ayağına vurdurmaz, millet ayak. Kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la güldürür. Ağlayan Türkiye'yi Türkiye Birliği ile güldür demiyor. Bu ordu İttihat İslam'a sebep olacak. Yapıyor zaten. Türkiye Araplar için Mavi Marmara'dan başlayarak rızk alıp insan ölmüyor mu Araplar için? Suriye için asker gitmiyor mu? Yani ha ağlayan alim İslam'ı İttihat İslam'la güldürür. Türk ordusu girdi. Kime girdi? Arapları temizlemeye, düzeltmeye, onu işgallerden kurtarmaya çalışıyor. Ha, o zaman bu ordu bakın iç dinamikleri ne kadar sağlamış ki Suriye'de muvaffak oluyor. İttihad-ı İslam başladı. İsmi yok. O Amik Savaşı başladı. İsmi yok. İsmi önemli değil. 7 düvelli ile savaşıyorsun orada. Herkes orada. Herkes orada. Ama komiser devletler muharebesi diyor. Terk-i mevki diyor Risale-i Nur. Artık komite savaşları olacak.
Mesela İran orada mı? Değil zaten. Ama devrim muhafızları hep orada. 50 bin askeri var devrim muhafızı. Suriye'de. İngiltere nerede? Orada ama DAEŞ burada. Evet. DAEŞ İngiltere demektir. İngiltere demektir. Mesela Amerika ile İngiltere savaşı. Yani kısacası iki güç, eskiden tek güç vardı. Rusya'yı da bitirmişti. Rusya da yok olacak Türkiye'nin yanında yer almasa. Dikkat et, Türkiye Rusya'nın yanında değil. Rusya Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'den uzaklaşsın diye Türkiye Rusya'ya çok oyun yaptılar ama kopmuyor. Çünkü Rusya'nın sonudur. Suudi Arabistan'ın sonudur Türkiye'nin yanında yer almazsa. Türkiye merkezli, ağabey merkezli güç oluşuyor. Yahudi komitesine karşı. Amerika'nın bir tarafı Yahudi, bir tarafı hakiki Hristiyanlık. İngiltere'nin bir tarafı Yahudi, bir tarafı hakiki Hristiyanlık. Hristiyanlık değil, hakiki. Avrupa ikidir diyor 17. Lema'da. Bir Yahudi zındıka komitesi, iki hakiki Hristiyanlık. Bunlar terk mevki ediyor, tasafi ediyor. Bunlar suretle hareket etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Siyasetin icabı düşman gözüküyorlar, arkadan iş yapıyorlar. Yoksa ayakta duramazdın. Avrupa'nın, Almanya'nın destek vermese, Rusya arkadan destek vermese, Arap dünyası Türkiye destek vermese, yedi düvelli olan zındıka komitesi nasıl savaşacaksın? Herkes orada. Çünkü Suriye'de niçin oldu? Hadiste geçiyor. Amik Ovası'nda olacak diyor. Yani zahiri değil, zahir, suret. Kanunet, hakikat, mahiyet, bütünsel gözükse, bakabilirse külliyata, bu sefer resim çok net oluyor. Şu anda. Ama Ahmet Mehmet'e değil, Tayyip Mahit de işi değil. Mayıp olsa, Eyüp olsa, Eyüp olsa da aynı. Allah karar verdi. Ama ona denk geldi. Tamam mı? Vesaire. Risale Emirdağ'da bir ara toplayacağız. Peki burada söyleyeyim. Gayrimüteşir söyleyeceğim size. Gayrimüteşir. Bakayım ne diyeceksin? Hadisat alem toplaması Rüştü abi yaptı. Orada şey yaptı. Ben de gayrimüteşir. İki tane sözler kadar gayrimüteşir var. Orada ne diyor biliyor musun? Irak'ta ihtilal olmuş. Faysal şey yapmış. İhtilal olmuş. Ustad hiç yapmayacağı bir şey. Radu dinler mi? Emirdağ'da çalışkanlar ailesinin dükkanına gitmiş. Denk gelmiş. Söylemişler. Ustad demiş ki radyo getirin demiş. Ustad radyo ister mi? Aynı yazıyor. Ondan sonra bende resmi var. O sefer resmi çektim. Dersten sonra gösteririm. Ustad radyo açın demiş. Irak'ta ihtilal olmuş. Biraz dinlemiş. Kapatın demiş. Götürün. Ben beklerdim ki Hindistan, Pakistan, iki, Japonya, hiç alakası var mı? Japonya da Amerika'nın berbat ettiği devlet değil mi? İçten içten Amerika düşmanlığı var Japonya. Ama gücü yok. Ama Amerika'ya karşı bir güç olursa onun yanında yer alacak. Almanya'yı 2. Dünya Savaşı'nda kim yok etti? Amerika yok etti. Almanlar kincidir. Amerika'ya karşı kini var ama gücü yok. Ama Amerika'ya karşı bir güç olursa o da onun yanında olacak. Japonya da onun yanında olacak. Japonya da Türkiye'nin arkasındadır. Almanya da arkasındadır bu olaylar. 2017 ikinci aydayız bak işte. Ustadın gayrimüteşirleri bak nasıl oturuyor. Ben beklerdim ki götürün radyoyu. Hindistan, Pakistan, Japonya, daha şaşıracaksın. Amerika, Almanya. Tamam? Ben eskiden Mısır diyordum, bilmiyordum. Değilmiş. Mısır yok. Cevan diye. He? Cevan. Bak yok. Hindistan, Pakistan, Japonya, Amerika, Almanya, bir de Türkiye'ye yani. Beklerdim ki bunlar ittifak etsin, küfrü mutlaka vursun. Götürün, daha vakti gelmedi. Ne demek? Vakti gelecek demektir. Amerika'nın iki tane yüzü var. Bir gözüken bir arka taraf. Türkiye'de mesela zahide baktığın zaman Kemalizm yok mu? Ama içeride Müslüman var. Birisi dini reddeden, birisi dindar olan. Bak ne kadar farklı. Bu Amerika'ya, Japonya'nın, Almanya'nın düşmanlığı hangi Amerika'ya mı? Amerika'nın o zalim Amerika'nın. Dünya siyaseti Amerika'nın yönetilecek meselesine ters düşmesin diye soruyorum abi. Tabii ki soracaksın, çok güzel. Ha. Amerika'nın ve Avrupa'nın iki tanedir. Zalim, despot ve çalane olan Amerika diyor. Ne yapmış? O bombalamış. Çünkü
savaş dahi olsa böyle toplu katliam olmuyor. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri topu bulduğu zaman şehre atmamış. Dinimiz musabe etmiyor diye. Bizans'ın topu yoktu. Kılıncı varken Fatih şehrin içerisine top atmadı biliyor musun? Hemen teslim olurlardı. Şehre atsaydı hep binalara şey yıkıldığı zaman 3 günde teslim olurlardı. Bir günde ama hep kaleye attı. Niçin şehir içine atmadı? İslam'a alakalı mı? Onun için Japonya'ya atması, Almanya'yı yerle iftihar etmesi, Almanya'nın içten içe korkunç bir düşmanlığı var. Bunu Kastamonu'da Almanya'yı anlatıyor. Paraşüt meselesini anlatıyor. İtalya'yı anlatıyor çaktırmadan. Tamam. Bir devlet ne için çıkmış? Ustad diyor, boşver. Hitler'in arka tarafında ben demişim. Allah tektir, dünyada tektir. Ben dinsizliği ortadan kaldıracağım diye çıkmış ilk. Sonra zilme dönüşünce Allah fişini çekti yani. İlk önce tevhid için çıktı. Onun için Müslüman olanlara hiç dokunmamış. Almanya, Yunanistan'da, Almanya'da, İtalya'da Türkleri ve Müslüman köyleri varmış. Türkiye'nin bayrağını astınca Hitler girmemiş. Yani çok iyi. Hitler'i zalim gösteriyor. Kim gösteriyor? Yahudi gösteriyor. Çünkü tevhidi ilan edeceğim diyor. O Kastamonu dostat diyor bunu. Ama ne kadar despot gibi gözüküyor. Değil. Şu anda Almanya'da Hitler'in aleyhinde konuşması, aleyhinde konuşmak, methetmek kanun esmiştir. Lenin'le konuşmak. Yani Lenin şeyin ya Troşki. Adolf Hitler. Yo yo Hitler'in aleyhinde konuş şey lehinde konuşmak, methetmek, müdafaa etmek suçtur. Almanya'da kanundur. İkinci bir kanun şaşıracaksınız. Osmanlı'nın çiftleştirip de türettiği bir Osmanlı kumrusu var. Kahverengi. Kumrular var ya böyle yeşil falan var. O değil de hani var ya kahverengi, mazlum. Saf bir kumrular var yani böyle. Onlara ait kanun çıkmış. Kumrulara yem vermek yasaktır. Çünkü yayılmasın diye bu kumru. Gizli. Tam ne kadar dediler? 50 bin kumruyu yok etmişler. Alman, o Yahudiler. Avrupa'daki dinsizler. O kumru. Osmanlı'nın kumruları. Yani nerede nereyi göstermeye çalışıyor? Kumrular mı çıkıyorlar? Demek ki insanda ikidir. Nefis ve ruh tarafı. Avrupa ikidir, Amerika ikidir, tamam mı? Suretiyle hakikati çoğu zaman çatışıyor. Evet, son şey yapacağım. Bitiriyorum abi. Ondan sonra namaz vakti geldi. Bir muhbir-i sadık bir Kadir-i Külliye'nin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadir-i Külliye vaat etmiş, elbette yapacaktır. Aynen. Evet, her vakit semavattan melekeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden Hazreti Cibril'i defiye suretine girmesi gibi ruhanileri âlim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsn-i hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Bak gönderecek. İsa, bu üç tane misal var. Bir, dihye suretinin Cebrail'in gelmesi, ruhanilerin gelmesi, meleklerin inmesi, insan suretinin. Bunun üç tane misali neye kullandı? İsa Aleyhisselam cismen gelecek. Ona mesela. Cebrail Aleyhisselam cisim midir? Hayır, nuranidir. Ama dihi suretini geldi. Şimdi bir de İsa Aleyhisselam o birinci mektupta geçiyor ama üçüncü tabakayı hayatta. Evet. Yani melek gibi bir hayata girmiş. Zaten o vaziyetiyle şu an gelemez yani. Bir cesedinin olması lazım. Çünkü melekler yemiyor içmiyor ya. Yani Cebrail ona da cevap veriyor ya burada usta. Diyor ki o meleklerin en camisi Cebrail değil mi? Evet. Dihye suretinde gelmedi mi? Geldi orada okudu ya. Peki bu şimdi burada Cebrail aslı var bir de orada gözüken sureti var. Yani İsa Aleyhisselam'ın aslı var bir de o manada bir temessülat da sanki olacakmış gibi oluyor da buradaki cümleye çünkü göre. Çünkü temessülat hakikatsiz olur mu? Mesela diyelim ki suret var ama dibi yok. Yani bir suret olabilmesi için o suretin tayin ettiği bir sistem olacak. Cismaniyet. Cismaniyet deyince atom değildir. Cennet de cismaniyettir.
Bakın cennet de cismaniyettir. Cismaniyeti meratibi var. Mesela bazı evliyalar vefat etmiş mesela. Cesetten çıkmış ruhu, gitmiş berza. Başka bir cesette gelip seyredebiliyor yani. Evet, giriyor. Fakat bu ölmemiş ya. Evet. Bu ölmediği için cismiyetin kendisi gelecek. Diye evliyalar ne dedin? Öldü ama. Bu ölmedi. Hakikaten ölseydi ölmedi. Çünkü herkes ölecek ya. Bu kere kıyamet kopacak, İsa Aleyhisselam ölmedi. Olur mu ya? Herkes ölmesi lazım. İsa Aleyhisselam ölmedi ki. Peki nasıl öldüreceksin? Ölüm alemi gaybde yok ki ölüm. Ölüm alemi şahadette var. Peki Hazreti İsa Aleyhisselam öldü mü ölmedi? Ölmedi. Soruyorum. Alemi gaybde ölüm var mı? Yok. Orada ölüm yok. Beka alemi. Alem beka deniliyor. Peki o İsa Aleyhisselam'ı nerede öldüreceksin? Bir yere öldürmen lazım. Usul bakımından, akaid bakımından İsa ölmesi lazım. Alemi gayb beka alemidir. Alemi bekaya geçti diyor. Alemi bekada cismi dünyevileriyle bulunuyor. Ölüyor mu? Ölemez. Ölseydi zaten kaç bin sene geçti. Şimdiye kadar ölmesi lazım bir insanın. Çünkü orada beka olacak. Peki İsa Aleyhisselam hadi öldür bakalım. Ölmeden kıyamet de kopmaz. Herkes ölecek diyor. Peki küllü nefsin zâikatul mevt ayeti var. O ne zaman kıyamet kopmasından mı ölecek? O kıyamet kopucu yok. İsa Aleyhisselam gelecek. Dünyada senin benim gibi yaşayacak. Ölecek. Ve sen gittin mi bilmiyorum. Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın ravzasında kim var? Bir, Ebu Bekir Sıdık var. Evet, Hazreti Ömer var. Osman. Yok, bir tane boş yer var. Ayşe validemizin bir şey var mı? Doğru. Boş var. Boş var, doğru. Ayşe validemiz hakkını Hazreti Ömer'e verdi. Verdi. Üç tane var. Boş var orada. Doğru. Benim yanıma gömülecek. Öyle gelecek, yaşayacak. Evlenecek, üç kızı olacak. Benim yanıma gömülecek. Çünkü cismin beşeriyetiyle gitmiş. Alemi gayba, beka alemine gidince ölmez orada. O zaman İsa Aleyhisselam öldürmek için alemi şehadeti zaten getirmen mecbursun. Hikmet-i ilahi böyle olur. Nasıl öldüreceksin? Tabanca çeksen de bulunmaz onu. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit. Ha. Geldiği vakit diyor. Bak gelecek vakiti kendisine sonra söylüyor. Geldiği vakit. Bak ne diyor? Kelimeyi iyi muhakematı yazan zat, grameri bilen zat, geldiği vakit diyor. Herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Evet. Onun mukarrep ve havası nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahat derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Sen okuduğun o paragrafta 5 tane sebep var İsa Aleyhisselam'ın. 5 tane şey var, vasıf var. Şu oldu mu, şu oldu mu, şu oldu mu, 5 tane oldu mu İsa dünyadadır. Geldiğinde demiyor değil mi? Evet. Geleceği zaman. Geleceği vakit. Geleceği vakit. Peki icraat var mı? Annem var. Şu anda açık söyleyeyim. Sufyan bir şeyin deccal olabilmesi için karşısında Mehdi olması lazım. Mehdi yoksa deccal misalidir. Gelane için ne diyor? Mehdi misal diyor. Niçin Mehdi olamadı? Deccal diyor karşısında. Unutma. Yani mutlaka... Peki Maraşal kimden olur? Maraşal genelkurmaydan olur. Ama her genelkurmaydan olur mu? Olmaz. 3 tane meydan savaşına girip kazanan genelkurmay Maraşal olur. O zaman Deccal varsa Mehdi vardır. Süfyan varsa Mehdi Ali Resul vardır. Peki Süfyaniyetin 4. hükmü FETÖ mu? O zaman siyasi Mehdi de dünyada icraat yapması lazım. FETÖ'yü ortadan kaldıracak kişi Mehdiyetin siyasi kanadıdır. Siyasi Mehdi var ki FETÖ kalkıyor. Çünkü FETÖ'yü Süfyaniyetin 4. rüknü ise Ahmet Mehmet onu öldüremez. Felanca şu bu öldüremez, aşiret öldüremez. Süfyaniyetin 4. rüknünü ancak Mehdiyetin siyasi kanadı öldü. Mehdi'nin 3 tane vasfı var. Üstad'dan sonra gelecek Mehdi'nin abi okuyayım ben. He. Her bir asırda kuvve-i manevi ehli imanı muhafaza etmek için ehli imanın kuvve-i manevisini muhafaza edecek. Birinci bu. Yani şu diyecekler, özür dilerim. Böyle alem İslam'a nefes getirecek. Of be! Biz de varız. Özgüveni getirecek. Mehdi'nin birinci özelliği bu. Bu. İki, dehşetli hadiselerde yeğse düşürmeyecek. En zor durumlarda bile kendisi hep ümit verecek. Kimseyi ve kendisi de. Üç,
alemi İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Ahl-i Beyt'ine ehli imanı rapt edecek. Yani hep din diyecek ki dinde olacak. Kaçıncı sefer o? Bu 95. 91. Şimdi böyle mesela sarhoşu da görse içkiyi bırak, namaz. Yani din olacak hayatının felsefesi. O adamı kafir de Müslüman da görse dindar diyecek. Tevil olmayacak. Ne din olacak. Rapt edecek. Dine bağ koyacak. Dinle izah edecek her şeyi. Keşke bu sıfatlar bende olsa. Yani ben değilim yani. İşte bu Mehdi olacakmış. Bu Mehdi olacak. Ama bak Mehdi'nin bu üç sıfatı. Süfyanet'in dördüncü rüknü FETÖ'yse onu ortadan kaldıran siyasi zattır. Çünkü o kalkmaz. Ahmet Mehmet onu kaldıramaz Süfyanet. Çünkü Süfyan'ın dördüncü rüknü Kemalizmin son halkasıdır. O kalktı, Süfyanet kalktı. Süfyanet'i tutan FETÖ'dür. FETÖ Süfyanet'in çekirdeğidir. Kalktığı anda Kemalizm yok olacak. Onu da kaldıran Mehdi hareketinin siyasi zatı ve hareketi de olacak. O yapacak. Yani hatta karşı karşıya mesela Mehdi var, Deccal yok. Olur mu yani? Karşı karşıya olacak kardeşim. Mesela şöyle düşün. İbrahim Aleyhisselam'ı İbrahim yapan kimdir? Nemrut'tur. İbrahim'i kaldırın, Nemrut Deccal olmaz. Deccal misali olur. Eğer sen İbrahim'i göremiyorsan, bir sürü İbrahim iddia edenler var. Nemrut'un okuna bak. İmam Şafii diyor ki, radıyallahu anh, düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuzu gösterir. Çünkü senin düşmanın ok çekti. Kime atar? Kendi düşmanına. Düşmanımın düşmanı bizim neyimiz olur? Dostumuz olur. Şimdi bak bakalım FETÖ'ye sahip çıkan kim? Yahudi. Amerika'nın Yahudi komitesi. İngiltere'nin Yahudi komitesi. Avrupa'nın Yahudi komitesi. Ondan sonra PKK, DHKPC, bütün böyle sol örgütler, bütün dinden uzak gruplar FETÖ'yle beraber. FETÖ'yle beraber. Bak FETÖ'yle beraber olanlar, bak Yeni Asya'nın grubu, bir az bir grubu kaldı. Hepsini ne yapacak? Önemli olan burada işte anayasa evet de hayır de, o değil o mesele. Sen nerenin safındasın? Onu Allah sana sorgulattırıyor. Sen dostun kim, düşmanın kim? Gerisi hikaye malzemesidir. Tamam, hikaye. Sen tarafkilliğini, ya basit basit değil. Çünkü ne diyor şeyde, vicdaniyatın, irade zihniniz, latife rahmet. His nedir? El hubbu fillah vel buzu fillah. Ne demek? Allah için dost olacaksın, Allah için düşman olacaksın. Allah'ın dostlarına düşmansa sen kimsin? Allah'ın düşmanısın. Bakın komiteye bakın. En azından kardeşim, İbrahim'i göremiyorsan Nemrut'tan bak. Musa kim bilmiyoruz. Firavun'a bak. Firavun'un karşısında Musa'dır. İbrahim'i göremiyorsun. Bak Nemrut'a. O İbrahim'dir karşısında. Bak Süfyanettin Feda 200 küsür kişi öldürttü mü? Evet. Bu kadar Türkiye'ye zarar verdi mi? Evet. Bunu kim ortadan kaldırıyor? İşte odur işte. Çünkü bu kalkmaz, kaldırılmazdı bu. Kemalizmin çekildiği bu. Okuduklarını göremiyorlar abi ya. Böyle yani intikal edemiyor. Hayır, etmek istemiyor. Çok iyi biliyor bunu. Şu duyduğumu, konuştuklarımı küllattan olduğu halde ne diyecek? Şuraya bak ya. Hani böyle diyecek ha. Bunu duyduğu zaman. Şuraya bak. Nasıl şey yapıyor? Oysa benim şahsıma bana itiraz eder gibi gözüküyor ama küllattakilere itiraz ediyor. Adeta ustattan ileri ustatlık yaparak niye öyle yazdı ya, Allah Allah der gibi. Ben şeyden hissettim. FETÖ'nün Allah düşmanı nasıl olmuş? Niye benim her istediğimi yapmıyorsun? Onun için acayip Allah düşmanı oldu. Ne zaman? 15 Temmuz'da olunca zaten şeydi, vasifeliydi. Ondan sonra bakın suratına, bakın suratına diyorum, alim olmasın. Köyünüzde bir tane 70 yaşındaki bir amcayı hayal edin. Namaz kılıyor ama çocukluktan beri. Bir namaz kılan bir Anadolu amcasının suratı var mı bu adamda? Alimlik değil. Namaz kılan bir amca suratı var mı? En azından ondan bakın ki bu adam İslam'la alakası yok. Hiç mi simadan anlamıyorsunuz? Hiç mi anlamıyorsun ya? Sokağa çıktığınız zaman Alevidir,
Sünnidir, Nurcudur, Tarikatçıdır, Süleymancıdır. Hiç mi anlamıyorsunuz ya? Simayı görmüyor musunuz ya? Hepsinin siması var. Dün bir yerde sohbetteydim. Abi anladın mı o sana sonra? He biliyorum dedim. Aleviydi o dedim. Abinin ulan bu hep tembe değil ha. Suratına bakıyor abi hemen değil ya. Mesela. Kardeş. Yövme tuble serayi. Her şey ortaya çıkmış. Ama bizim niyetimiz kötü. Son cümlem olsun. Sen de anla. İman edenler, iman etmeye dair salih delilleri olduğundan olmadığı gibi iman etmeyenler iman edecek kadar salih delilleri bulamadıklarından değildir. İman etmeye niyet edenler ima, işaret, remiz delilleri salih delil oldu. İman etmemeye, inkar etmeye niyet ettikleri için salih açık delil iman remiz makamına indi. Sen niyet et, imanı delilleri bulursun. İnkar etmeye niyet et, bir sürü delil bulursun. Ondan sonra sana aç. Şimdi son cümleyi bir daha okuyayım. İsa, Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değil. Değildir. Onun mukarrep ve havası, ona yakın olanlar ve havasları nur-i iman ile onu tanır. Yoksa bedahat derecesinde herkes onu tanımayacak. Evet. Yani herkes onu tanımayacakmış. Nur-i imanın dikkati ve ona yakın olanlar, havas olanlar. Onu demek ki mukarrep olmayan, havas olmayan bu noktada konuştuğu zaman böyle meselenin sureti değişiyor yani. Yani ehli değilse konuşmayacaksın kardeşim. Sen bunu evet. Ya biraz böyle sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti biraz bizim olacak da. Yani öyle paldır küldür. Yani hadisin bu okuduğu hakikatiydi biz. Hakikatini evet. Okuduk. Yani biraz böyle biraz okuma yazma var diye olmaz işte bu. Evet. Biraz ilme, ihtisasa saygı göstereceksin. Dinimizde öyledir. Bilene saygı göstereceksin. Yani yok diyebilmen için onun kadar seviyen olması lazım. Paldır küldür yok olmaz. Niye? Öyle. Olmaz öyle şey. Usul böyle değildir. Beyl ustanın yaptığını tenkit edebilmek için en az onun kadar usta olmak lazım. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.